akşamlar. Bugün 4 Nisan 2011 Pazartesi. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Haziran'da gerçekleşecek seçimlerle birlikte birçok yeni milletvekili meclisin yolunu tutacak. Bir o kadar milletvekili de meclis sıralarına veda edecek. Peki 5 yıldır meclis ortamına alışmış eski vekiller acaba hayatlarındaki bu büyük eksikliği nasıl dolduracak? Hep beraber izliyoruz efendim. Değerli eşim ve sevgili çocuklar, olağan aile meclisi oturumunu açıyorum. İlk gündem maddemiz eski milletvekili ve evimizin reisi Faik Bey'in vermiş olduğu bundan böyle kahvaltıda yumurtaların rafadan pişirilmesine dair yasa teklifi. Evet, kabul edenler? Kabul. Siz de kaldırın bakayım elinizi. Bakayım. Evet, kabul edilmiştir. Gündem dışı söz istiyorum Sayın Başkan. İstemesen şaşardım zaten. Buyurun. Sayın Başkan, değerli ev ahalisi, duydum ki çocuklar benim için babamız kafayı yedi diyormuş. Ben de onlara diyorum ki siz satılmışsınız, satılmış. Namertsiniz oğlum siz, nankörsünüz. Yüreğiniz varsa karşıma çıkıp söyleyin bunları. Ay Faik, ne yapıyorsun sen? Hani aramızda kalacaktı? Sen hiç konuşma Sayın Başkan, sen hiç konuşma. Hep çocuklardan yana saf tutuyorsun zaten. Seni tarafsızlığa davet ediyorum. Meclisin saygınlığına gölge düşürme lütfen. Ay yeter be. Ay çocuklar haklıymış vallahi. İyice tırlattın seni ha. Hadi oradan be. Menopozlu kokana. Koynumdaki yılan. Hain yellos. Faik. Ay başlayacağım ama senin artık bu meclis özlemine ha. Yetti artık. Milletvekili olmadığını kabullen artık. Ya da çocukları alıp anneme gidiyorum ha. Tamam. Ama o zaman son bir şey istiyorum sizden. Ne olur ya, meclis ortamını son bir kez daha yaşatın bana, olmaz mı? Olabilir ama nasıl olacakmış o? Şöyle olacak, sen demin bana tırlatmış mı dedin? Hı hı. Al o zaman sana. Ha, anladın mı? Gel bir daha, al o zaman sana. Ha, oh be. Bunu da yapınca meclis özlemim tamamen dinmiş oldu biliyor musun? Çocuklar kaldırın annenizi. Sayın seyirciler, müjde. Benzine yine zam geldi. Artık bu zamların durmayacağını anlayan vatandaş da yeni çözümler üretmeye başladı. Buyurun izleyelim efendim. Merhabalar efendim. Merhaba canım. Bu yeni benzin zamlarından sonra arabanızda yalnız yolculuk etmiyorsunuz anlaşılan. Baksanıza arabanız full. O bir kişiyle seyahat devirleri bitti artık güzel kardeşim. Bak arabada 4 kişi var artık. Peki yanınızdakiler kim? Aileniz mi? Yo. O zaman arkadaşlarınız. O da değil. Anladım. Siz işe giderken servisçilik yapıyorsunuz, benzin parasını da müşterilerinizden çıkarıyorsunuz. Bunlar müşteri. Hayır kardeşim, ne müşterisi ya? Bunlar benim çalışanım. Bunları işe aldım ben. Bende çalışıyor bunlar. Sizde mi çalışıyorlar? Ne yapıyorlar peki? Camları mı siliyorlar? Yok, camları silmiyorlar da. Bak bakalım bir aşağı. Arabanın altında tekerlekleri görebiliyor musun? Bakalım. Hayda, bu arabanın tekerlekleri yok ya. Aslında var. Kaldırın lan bakayım arabayı. Hayda, bu ne şimdi beyefendi? Allah Allah. Ne olacak canım kardeşim? Benzin aldı başını gitti. Vallahi bak, ben hesap ettim. Bu üçüne verdiğim para, benzin parasına verdiğim paradan çok daha az ha. Böyle mis gibi ha bak. Yemin ediyorum mis gibi. Herkese tavsiye ederim. Hadi gençler. Tabala kuvvet. Yaba daba Evet sevgili seyirciler. Teknoloji ne kadar ileri giderse gitsin, biz bu pahalılıkla yaşadığımız sürece taş devrine mahkumuz gibi gözüküyor. Sendeyiz Anchor. Sayın seyirciler, ülkemizde evli kadınların %42'si eşlerinin şiddetine maruz kalmakta. Uzmanlara göre bu tablonun başlıca sorumluları koruma yasalarının uygulanmaması ve yetersiz sığınma evleri. İzliyoruz efendim. Ben yumuşak seviyorum. Ben de sert seviyorum. Vallahi ben yumuşak seviyorum. Çünkü yumuşak olmazsa hep böyle sırtım, belim, omzum ağrıyor. Ağrıdan yatamıyorum. Yani sızım sızım sızlıyor her yanım. Peki ben ne yapacağım? Ben de sert seviyorum. Öyle hoşuma gidiyor yani. Senin oran buran ağrıyacak diye ben zevkimden ödün mü vereyim canım yani? Yani biz bu konuda hiç anlaşamıyoruz. Evet, hiç anlaşamıyoruz. Merak etmeyin.
İşte tam sizler için harika bir teknoloji ürettik. Bir tarafı sert, öbür tarafı yumuşak yatak. Alın bu yatağı, rahat edin. Ne yatağı kardeşim? Manyak mısın sen? Biriniz sert yatak, öbürünüz yumuşak yatak sevmiyor musunuz? Yatak değil kardeşim, dayak, dayak. Evet, biz dayaktan bahsediyoruz, dayak. Mesela ben sert dayak seviyorum. Aha böyle. Ben de dayağımı yumuşak seviyorum ama hep böyle sert sert vuruyor. Vicdansız adam. Sonra da ağrıdan uyuyamıyorum. Yapma ya. Ya. Ya bunu da çözecek bir teknoloji geliştirin. Gözünüzü seveyim yahu. Sus kız. Elleri kırılsın abi. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.